Arkası Yarın. Hasret Şarkısı 4. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt Montaj Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Kocası tarafından terk edilen Gülistan, oturduğu evden de atılınca 3 aylık bebeğini cami avlusuna bırakarak deniz kenarına gider. Tam intihar edecekken balıkçı Hasan tarafından kurtarılır. Hasan genç kadını evine götürür. Aynı saatlerde terk edilen bebeği cami imamı Emin Hoca bulur ve karakola götürür. Karakolda Ayşe adını koyduğu bebeği çocuk esirgeme kurumuna teslim eder. Öte yandan ünlü tekstilci Fazıl Çağlayan da karısı Feride Çağlayan'ın çocuğu olmamaktadır. Yapılan son tahlillerde doktor tıbben çocuk sahibi olamayacağını söyleyince zengin karı koca çocuk esirgeme kurumuna giderek küçük Ayşe'yi evlatlık olarak alırlar. Terk ettiği çocuğunun cami imamı Emin Hoca tarafından bulunarak karakola teslim edildiğini öğrenen Gülistan, Emin Hoca'dan çocuk esirgeme kurumuna giderek kızının iyi olup olmadığını öğrenmesini ister. Kuruma giden Emin Hoca, küçük kızın meşhur Çağlayan ailesi tarafından evlatlık olarak alındığını öğrenir ve bunu Gülistan'a söyler. Önce kızını geri almak isteyen Gülistan, daha sonra bundan vazgeçer. Çünkü kızına vereceği parlak bir istikbal yoktur. Gerçekten de bebeğin annesini tanımam çok zor. Sonra çocuğu istemek için de gelmedi. Böyle konuşmayı her iki tarafın iyiliği için yaptım. Hayırlı günler hocam. Sen misin güzel kızım? Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ ol yavrum. Sen nasılsın bakayım ha? Nasıl olayım hocam? Ana kalbi işte. Yavrumun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Allah sabır versin kızım. Kızımdan bir haber var mı hocam? Çocuk esirgeme kurumuna gidip gördünüz mü yavrumu? Gittim yavrum, gittim ama kızını göremedim. Ne? Neden? Neredeydi? Ne olmuş yavruma? Dur bakalım, heyecanlanma öyle birdenbire. Bir aile kızını evlatlık almış. Evlatlık mı almış? Kim almış hocam? Nasıl birileriymiş? Sen hiç Çağlayanların adını duydun mu bakayım ha? Hayır. Kimmiş bu Çağlayanlar? Bu şehrin en zengin insanlarından biri. Çok asil, yardımsever, saygın bir aile. Kızını onlar almış. Az önce de avukatı geldi. Prensesler gibi bakılıyormuş yavruna. Avukat neden gelmiş hocam? Yoksa beni... Korkma kızım, korkma. Avukatın gelişinin seninle hiçbir ilgisi yok. Sadece çocuğu ben bulduğum için benimle konuşmaya gelmiş. Avukata benden bahsettiniz mi hocam? Hayır kızım, senden hiç bahsetmedim. Çünkü seninle konuşmadan böyle bir şey yapamazdım. Sağ ol hocam. Aslında kızımı geri almayı öyle istiyorum ki. Ama nasıl bakarım ona? Ne yedirir, ne içiririm, ne giydiririm? Bunları düşününce vazgeçiyorum. Alırsam benimle birlikte sürünür yavrum. Madem iyi bir aile yanındaymış, zenginlermiş, varsın kalsın onların yanında. Bak kızım, bir anne olarak vicdan azabı çektiğini biliyorum. Bir şey yapmışsın. Artık günahı sevabı senin. Ama önemli olan kızının şimdiki durumu. Çağlayanlar çok zengin. Aklının alamayacağı kadar zengin bir aile. Hiç çocukları olmamış. Bu yüzden yavruna şefkatle sarılmışlar. Avukat onun sultanlar gibi bakıldığını söyledi. Bunu duyduğuma sevindim. İstikbali kurtulsun hiç olmazsa. O iyi olsun, ben hasretiyle yanmaya razıyım. Ah benim güzel kızım. Böyle düşündüğüne çok sevindim. Size güveniyorum hocam. Ne kızım ne de onu evlatlık alan aile benim varlığımı, yaşadığımı, kim olduğumu asla bilmesin. Sen hiç merak etme kızım, bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. Sen istemediğin sürece ben kimseye bir şey söylemem. Bana inanabilirsin canım. İnanıyorum hocam. Hasan, yüzün neden asık? Bir şey mi oldu? Denizde balık kalmadı be hanım. Sabahın köründe çıktım biliyorsun.
Bu saate kadar yakalayabildiğim ancak 3-5 kilo bir şey. Mübarek denizde sanki balık tükenmiş. Satıp da para kazanamıyoruz ki. Üzme canını Hasan. Aç değiliz, açıkta değiliz. Buna da şükürler olsun. Bu balığı yiyemeyenler de var. Orası öyle tabii. Balık az çıkınca fiyatı da pahalanıyor. Size bir şey söylemek istiyorum. Buyur Gülistan bacı. Allah senden de Hayriye ablamdan da razı olsun. Fakirliğinize, yoksulluğunuza rağmen beni aşınıza, evinize ortak ettiniz. Size çok yük oldum. Bak böyle söyleme, çok kızıyorum sana Gülistan. Yük ne demek ayol? Olsun, insan eti ağırdır abla. Ben çalışmaya karar verdim. Çalışmak mı? Dur bakayım, yoksa sen az önce benim lafımdan mı alındın ha? Ya ben öylesine laf olsun diye balık çıkmıyor diye söylendim Gülistan bacı. Yoksa sen bize yük falan olmuyorsun. Yani Hasan, sen de bazen ne konuştuğunu bilmiyorsun ha. Bak gücüne gitti kadıncağızın. Adam, yemin ederim ki ben kötü bir niyetle söylemedim. Durun, ne olur benim yüzümden birbirinizi kırmayın. Ben çalışmak istiyorum derken bunu Hasan abimin sözleri yüzünden söylemedim. Sen de biliyorsun Hayriye abla, ben ne zamandır çalışmayı düşünüyordum. Böyle akşama kadar boş oturunca canım sıkılıyor. Peki madem çalışmak istiyorsun, çalış Gülistan bacı. Ama bizden, evimizden ayrılma. Ben de karım da sana çok alıştık. Ayrıca kazanacağın parayla nerede ev tutup da oturacaksın ki? Sağ ol abi. İsterseniz bir müddet daha otururum sizlerle. Ama ne demek bir müddet daha kızım? Anlaşılan senin niyetin gitmek. Olmaz öyle şey. Babam da annem de doğru söylüyor Gülistan abla. Sen artık bizim aileden biri gibi oldun. Gidersen hepimiz özleriz seni. Sağ ol Hakan'cığım. Ben de sizleri çok seviyorum. Hakiki ailem gibi biliyorum hepinizi. Sana iyi haberlerim var karıcığım. Hayırdır Fazıl? Bu sabah avukatı Ayşe'yi bulan cami hocasını yolladım. Ah evet, ne oldu, bir pürüz yok ya. Korkma canım, hiçbir pürüz yok. Cami hocası çocuğu sabah ezanında bulmuş. Ne annesini ne de başka kimseyi tanımıyormuş. Daha sonra da hocaya gelip çocuğu soran falan da olmamış. Oh artık. Çok şükür. Yani anlayacağın, artık Ayşe'yi birileri gelir alır diye tasa etme sevgilim. Ayşe bizim kızımız. Bizim soyadımızı taşıyor. O bizim. Bu habere çok sevindim Fazıl. Bugün ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? İleride. Çok ileride Ayşe büyüdüğü, genç kız olduğu zaman ona hiçbir şey söylemeyelim. Biz hep kendi anne ve babası bilsin, olmaz mı? Neden olmasın? Zaten gerçi ona söylemenin bir faydası olmaz ki Feride. Tam tersi, bir zamanlar sokağa atılmış bir çocuk olduğunu öğrenirse hayalleri yıkılır. Psikolojik olarak yıkılır zavallı. Sağ ol Fazıl. Benim gibi düşündüğüne sevindim kocacığım. Onu sen de çok seviyorsun değil mi? Çok kelimesi bile az Feride. Küçük Ayşe'ye inanılmaz bir şekilde bağlandım. Onun istikbali için öyle şeyler düşünüyorum ki aklın hayalin almaz. Ona en güzel eğitimi vereceğim. Harika bir insan olarak yetiştireceğim kızımızı. Bunları ben de çok istiyorum Fazıl. Hem artık bizim kızımızdan başka neyimiz var ki? Paraymış, pulmuş, servetmiş, hepsi boş. Hiçbir şey bir evladın yerini tutmuyormuş, öyle değil mi? Haklısın sevgilim. Bunu Ayşe'mizden sonra anladım ben de. Gülistan bacı. Buyur Hasan abi. Sana iyi bir haberim var. Hayırdır abi? İş arıyordun ya. Yoksa buldun mu? Evet. Ay kıza ne işi buldun Hasan? Doğru düz bir şey mi bari? Merak etme Hayriye, doğru dürüst bir iş tabii ki. Bizim emlakçı Mustafa Bey'i tanırsın. Tanımaz olur muyum? Müslüman adamdır, iyiliksever adamdır. Gülistan bacı onun yanında çalışacak. Bu sabah balık vermek için uğradım ona. Baktım cama bir yazı yazmış. Emlakçıda çalışacak bayan aranıyor diye. Hemen Gülistan bacıdan söz ettim. Sonra abi? Sonrası hemen gelsin, çalışmaya başlasın dedi. Sağ olasan abi, Allah senden razı olsun. İnan öyle mutlu ettin ki beni. Bundan sonra artık ben size yük falan olmayacağım. Bana bak Gülistan, eğer şu yük lafını bir daha duyacak olursam bana ablam abla deme. Kaç kere söyleyeceğim, sen hiçbir zaman bize yük olmadın be kızım. Annem doğru söylüyor Gülistan abla. Ne olur ikide bir yük oldum deme. Biz seni çok seviyoruz. Ben seni ablam gibi seviyorum. Sakın işe girince bizden ayrılayım deme. Hakan doğru söylüyor bacım. Biz sana iş bulduysak canın sıkılmasın diye bulduk. Para kazan da bizden ayrıl diye değil. Hele öyle bir şey yapmaya kalksın. Gider Mustafa Bey'e söylerim, işten çıkarırım seni. Ne zaman işe başlıyorum Hasan abi? Yarın sabah gidip başlarsın. Dur, sen onun yerini bilmezsin. Sana kartını vereyim. Al bakalım. Coşkun Emlak Bürosu, Mustafa Coşkun.
Demek bizim balıkçı Hasan'ın sözünü ettiği kadın sensin. Evet efendim. Büroya bakacak, temizlik yapacak eleman arıyormuşsunuz. Evet, arıyorum. Ama sen pek narin birine benziyorsun kızım. Bu işleri yapabilecek misin? Elimden geleni yaparım efendim. Ama bak söyleyeyim, öyle çok fazla para veremem. Olsun, fark etmez. Bir iş olsun da. Sen bilirsin. İstersen burada kalabilirsin. Koridorun ucunda iki oda daha var. Sağ olun. Ama Hasan abi burada kalmama izin vermez. Yalnız başıma bırakmaz beni. Hele hanımı Hayriye abla hiç bırakmaz. Sen bilirsin kızım, benden söylemesi. Tamam mı? İşe aldınız mı beni? Aldım aldım. Ne zaman başlıyorum işe? Hemen. Dur sana para vereyim. Git marketten temizlik için ne gerekiyorsa al. Al şu 5 milyonu. Ayrıca çay ve şeker de al. Mutfakta ocak var, çayı burada demlersin. Peki efendim. Adın neydi senin kızım? Gülistan efendim. Ben yokken telefona da bakıp not alabilirsin değil mi? Tabii bakarım. Ne isterseniz onu yaparım efendim. İyi oldu o zaman. Ben gidip temizlik malzemesi alıp geleyim. Dur bir dakika. Şu 20 milyon lirayı al bakayım. Ne yapacağım bu parayla? Kendine elbise melbise bir şeyler al. Ama... Al al benden bu para. Madem telefona da bakacaksın, kılığın kıyafetin düzgün olmalı. Akşam giderken çarşıya çıkıp bir şeyler al kendine. Sabahları kaçta geleyim? Ben ondan önce gelmem. Sen de 9-9.30 gibi gelirsin. Hasan, Gülistan daha gelmedi. Bugün işe başlayacak mıydı? Başlayacaktı tabii. Mustafa Bey hemen gelsin, işbaşı yapsın demişti. Ama neredeyse hava kararacak. Her gün böyle bu saatlere kadar çalışacak mı o dükkanda? İş bu Hayriye. Karşılığında para kazanacak. Keşke çalışmasaydı. Ne güzel alışmıştım onun evde olmasına. Bak sabahtan beri yok, özledim vallahi. Bakıyorum da Gülistan ablaya fena alıştın anne. Alışmaz olur muyuz oğlum? Neredeyse 3 aydır yanımızda. Sonra iyi insan, çilekeş insan, kahır çekmiş insan. Ben de çok seviyorum onu. Geldi işte, mutlaka odur. Ben açarım. Neredesin be Gülistan abla? Meraktan öldürdün bizi. Ben artık çalışan bir insanım Hakan'cığım. Gir içeri, ev halkı 4 gözle bekliyor seni. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin Gülistan bacı. Hoş geldin kızım. Elindeki torbalar da ne öyle? Çam sakızı çoban armağanı Hayriye abla. Mutfakta tuzum olsun, bir şeyler aldım. Bu ne acele bacım? Daha bugün başladın işe. Mustafa Bey çok iyi bir insan. Üstüme giyecek bir şeyler almam için para verdi. Ben de artanıyla mutfak için bir şeyler aldım Hasan abi. Aferin Mustafa Bey'e. Benim kaç yıllık müşterimdir. Balığı pek sever. Tok gözlüdür, paraya kıymet vermez. Babacan bir adamdır. Öyle değil mi Gülistan bacım? Öyle Hasan abi. Senden iyi olmasın babacan bir adam. İzin verirseniz içerki odaya gidip üstümü değiştireyim. Hadi git değiştir kızım. Dikkat ettiniz mi? Gülistan abla çalışmaya başlayınca birden farklı biri oldu. Dikkat etmem mi oğlum? Yavrucağın yüzü güldü. Kendine güveni geldi. Çalışmanın, üretmenin, kazanmanın tadı bir başkadır Hakan. Büyüyüp eline ekmeğini aldığın zaman sen de anlayacaksın bunu. Allah mutluluğunu bozmaz inşallah. Mübarek hava fena bozdu. Allah ipsizlere baksızlara yardımcı olsun. Ay! Korkma karıcığım, gök gürledi sadece. Ah canım, sen de mi korktun? Dur anneciğin yanına geliyor. Korkma güzelim. Ay canım canım, korkma anneciğin yanında, babacığın burada. Yüzündeki o kırmızı lekeler de ne öyle? Fazıl! Fazıl çabuk buraya gel. Ne oldu Feride? Neden bağırdın öyle? Kızımızın suratına bak Fazıl. Yüzü kıpkırmızı lekelerle dolu. Leke mi oldu? Hay Allah, ben de bir şey sanmıştım. Korkma sevgilim, kızamık olmuş. Her çocuk olur. Ne demek her çocuk olur? Benim çocuğum her çocuk gibi değil. Baksana yavrumun haline. Çabuk çabuk doktoru çağır Fazıl, kalkıp gelsin. Dur hanım, telaşa verme ortalığı. Hemen kalkıp gelsin, oyalanmasın. Şuraya bak, Ayşe'nin ateşi de var. Lütfen Fazıl, oyalanma, hemen doktoru çağır. Tamam karıcığım, tamam, şimdi çağırıyorum. Sakin ol, kızamık bu. Hepimiz küçükken geçirdik bunu. Olsun, sen yine de doktoru çağır. Kızımın nesi var doktor? Endişe edilecek bir şey yok Feride Hanım. Kızamık olmuş. Bak gördün mü hayatım, söylemiştim sana. Çok da ateşi var. Olacak tabii. Kızamık hastalığı ateş yapar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ben şimdi size bir reçete yazacağım. Sulu yiyecekler verin.
Kızıma bir şey olmaz değil mi doktor? Yok canım, ne olacak, kızamık bu. Bütün çocuklar bu yaşlarda geçirir. Korkulacak hiçbir şey yok. Birkaç gün içinde geçer hastalık. Hava çok fena. Yollar suyla dolmuş. Yağmur böyle birkaç saat daha devam ederse alçak semtleri su basar. Mübarek hava amma azdı. Saatlerdir yağıyor. Böyle giderse bizim buraları yine sel basar hanım. Aman sus, ağzından gel alsın Hasan. Fazla yağmur yağınca buralar su altında mı kalıyor Hayri abla? Bazen kalıyor kızım. Bizim gece kondu dere yatağının kenarında ya Gülistan abla. Deredeki su yükselirse bizim eve de su giriyor. Anneciğim! Korkma Hakan. Korkma canım, bak hepimiz buradayız. Bu iş benim hoşuma gitmedi. Yağmurla birlikte rüzgar da var. Ev başımıza çökmezse iyi. Bu ses de ne? Allah kahretsin, fırtınadan damdaki kiremitler uçmaya başladı. Hey şuraya bakın. Kapının oraya bakın. Aman Allah'ım, kapının altından sular girmeye başladı. Çabuk toparlanın, korktuğum başıma geldi. Evi su basıyor. Sen çabuk bir şeyler yapalım. İyi de ne yapabilirim ki hanım? Belli ki dışarısı su dolmuş. İçeriye girmeye başladı. Tamam, evi terk edelim. Sakin ol Hakan. Hayri abla, Hasan abi, kovayla içeriye giren suları dışarıya atalım. Nereye atacağız Gülistan bacı? Gelin de pencereden bakın, dışarıyı seller götürüyor. Arabalar yarıya kadar suya gömülmüş. İyi de böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız ya Hasan. Baksana odanın içi su doldu. Eşyalar mahvoluyor. Eyvah, şimdi de elektrikten kesildi. Bir bu eksikti. Karanlıkta da kaldı. Hasan bu ses ne? Ev yıkılıyor, eve benzin kılıyor. Dikkat edin. Kaçın, durmayın. Bir şeyler yapmalıyız doktor bey. Hastanemiz yaralılarla doldu. Merak etmeyin hemşire hanım. Birazdan izinli doktorlar burada olur. Başhekim az önce hepsini arayıp hastaneye çağırdı. Yaralı sayısı her saat artıyor. Koğuşlar doldu. Yaralıları koridorlara yatırmaya başladık. Yaralıların çoğu çocuklarla yaşlılar doktor bey. Elimizden geleni yapacağız. Konuşarak vakit kaybetmeyelim. Hastalarla ben ilgilenirim. Siz yaralılarla meşgul olun. Acil cerrahiye yardımcı olun. Peki efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Siz de mi sel felaketine uğradınız? Evet efendim. Bu küçük çocuk sizin mi? Hakan mı? Evet, yanlarında kaldığım ailenin çocuğu. Delikanlı, bir şikayetin var mı? İyi misin? İyiyim doktor amca. Ama çok üşürüm. Üşürsün tabii. Üstün başın sırılsıklam. Bayan, madem senin bir şeyin yok, al bu çocuğu evine götür ve üstüne kuru bir şeyler giydir. Götürmesine götüreyim de ortada ev kalmadı ki doktor bey. Nereye götüreyim? Eve ne oldu peki? Sel suları evi yıktı, aldı götürdü. Gözümü açtığımda Hakan'la birlikte kendimizi çamurların içinde buldum. Neyse, üstünüz kuruyunca gidersiniz. Gülistan abla, annem babam nerede? Bilmiyorum Hakan. Mahalleli her ikisinin de sel sularına kapılıp sürüklendiğini söyledi. Yoksa öldüler mi? Doğru söyle abla. Annemle babam öldü mü? Bilmiyorum dedim ya. Hadi üstün kuruyuncaya kadar uyu biraz. Ben burada başında beklerim seni. Peki abla. Ya Rabbi, ne olur sen Hasan abiyle karısı Hayriye ablayı kurtar. Eğer onlara bir şey olursa biz ne yaparız? Zavallı Hakan anasız babasız orta yerde kalır. Şu dolaşan adam Emin Hoca değil mi? Emin Hoca. Emin Hoca. Gülistan Hanım kızım. Ben de sizleri arıyordum. Nasılsın kızım? Hakan nasıl ha? Biz iyiyiz hocam ama Hasan abiyle Hayriye ablayı merak ediyorum. Onlardan bir haber var mı? Başımız sağ olsun kızım. Onları yitirdik. Olamaz. Öldüler mi yani? Aman yarabbi. Kurtarma ekipleri az önce onların cesetlerini buldu. Sel sularına kapılıp boğulmuşlar. Vah canlarım benim. Demek öldüler ha? İyi ama şimdi bunu Hakan'a nasıl anlatacağım hocam? Zavallı yavrucak anasını da babasını da kaybetti. Ya Rabbim, ne zor bir durum. Sakın isyan etme kızım. Ben Hakan'a alıştıra alıştıra söylerim öldüklerini. Söylemene lüzum yok hocam. Konuştuklarınızı duydum. Anam da babam da öldü değil mi? Evet yavrum. Evet oğlum. Ölmüşler. Başın sağ olsun delikanlı. Efin ol. Ne yapalım? Bak Gülistan ablan yaşıyor. Gülistan abla, madem anamla babam öldü, artık
Sen benim anamsın. Tabii Hakan, tabii yavrum. Artık seni hiç bırakmayacağım, hiç. Hasret Şarkısı adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.